Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 25 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Efendim bültenimize şehit haberiyle başlıyoruz. İstanbul'un Fatih ilçesinde görev başında şehit olan 48 yaşındaki polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Yeşilay! Kıt onu! Şehit inir! Yozgat'a şehit ateşi düştü. Yürekler dağlandı. İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalamak istediği bir şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Biz seninle beraber Şehidin kızı 8 yaşındaki Fatma Zehra, "Babam şehit oldu, cennete gitti. Herkes şehit olmaz." dedi. Herkes şehit olmaz. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer ilgililer tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi. De şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. AK Parti Genel Merkez görevlendirmesiyle AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven Belçika'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi efendim. Milletvekilleri Özkaya ve Yurdunu Seven ziyaretlerin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Belçika Dostluk Grubu Başkanı Ali Özkaya, AK Parti Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle Belçika'da bir dizi temaslarda bulundu. Mevkidaşı Belçika Parlamentosu Dostluk Grup Başkanı ile de görüşen Milletvekili Özkaya, "Belçika bilindiği üzere özellikle Emir Dağlı hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı bir ülke. Türkiye'den Avrupa'ya giderek Avrupa ekonomisine katkı sunan gurbetçilerimiz, 1960'lı yılların başından itibaren Avrupa'nın birçok kentinde önemli bir iş gücü olmuş, buralara adapte olarak aralarından milletvekili, belediye başkanı, bakan ve önemli iş adamları çıkarmayı başarmıştır. Türkiye olarak gurbetteki her bir vatandaşımızın yanındayız. Elhamdülillah bugün güçsüz ve zayıf Türkiye değil, sözü dinlenen, pasaportu itibar gören güçlü bir Türkiye var. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşın hizmetindedir," dedi. Türkiye'nin artık dünya siyasetine yön verdiğine vurgu yapan Yurdunsevense, "Ülke olarak bugün geldiğimiz noktaya ulaşana kadar zorlu yokuşlar, keskin virajları geride bıraktık. Kumpaslar, kalkışmalar, hainlikler gördük. Milletimizle birlikte inşa ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin artık çok daha büyük sorumlulukları var. Bu güçlü ve büyük Türkiye'nin atacağı her adım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkacağı her sözü tüm dünya artık merakla bekliyor. Artık yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük sorumluluklarımız var," ifadelerini kullandı. AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı'nın danışma meclisi toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı'nın danışma meclis toplantısı hafta sonu yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda konuşan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, "Seçimler çok önemlidir, sıkı ve yoğun bir çalışma gerektirir ama neticesini de her daim sandıklarda alırız. Zillet ittifakı, iktidara giden yolu sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aramaktadır. Bu durumu maalesef demokrasimiz adına çok tehlikeli ve ahlak dışı görüyoruz," dedi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz'de AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. 2023'e giden içinde bulunduğumuz bu süreçte ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Görevimiz, ünvanımız farklı olsa da hepimiz aynı davanın mensupları, aynı gönül hareketinin neferleriyiz.
İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çoban şu ifadeleri kullandı. Sondaj yapılmasına rağmen su bulunmayan 1-2 köyümüz hariç 420 köyün tamamında bir su sorunu yaşanmaması için büyük çaba gösterdik. Çünkü su ihtiyaçların zirvesinde olan yani en temel ihtiyaçtır. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılı yerel seçimlerindeki sloganıyla gönül belediyeciliğini göreve geldiğimiz andan itibaren birebir uygulamaya gayret sarf ettik dedi. Susuz Belediye Başkanı Mehmet Selek de yerel seçimlerde belde tarihinin en yüksek oyunu alarak göreve seçildik. Bu durum susuz beldemiz özelinde birlik ve beraberliği, AK Parti açısından da hizmetlerin devamlılığını sağlamıştır ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü Afyonkarahisar Eski Milletvekili Merkez İlçe Kurucu Başkanı Halil Ürünse, 2023 yılı seçimlerine azimli bir şekilde hazırlandıklarını kaydederek zaferle sonuçlanacağını söyledi. İftarın ardından AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclis toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Büyük Taarruz 1. Uluslararası Kısa Film Festivali için geri sayım başladı efendim. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından bir video paylaştı. O video geliyor ekranlarınıza. Şuhut Belediye Başkanlığı'nın anlamlı bir projesini getireceğiz ekranlarınıza. Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında Şuhut Belediye Başkanlığı hatıra para hazırladı. Hazırlanan paralar ise önümüzdeki günlerde dağıtılacak. Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Şuhut Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Zafer Meşalesi'nin yakıldığı topraklarda 100. yıl temalı hatıra paralarının dağıtımına önümüzdeki günlerde Şuhut Belediye Başkanlığı tarafından başlanacak. Hatıra paraların çapı 34 mm, kalını 2.25 mm olarak tasarlanırken, pirinç ve nikel alaşımüstü sarı elektrolit kaplama tekniğiyle Belçika'da özel olarak üretildi. Hatıra paraların üzerinde hiçbir lira ve birim ifadesi olmayıp nümismatik yani anı parası ve madalyon koleksiyonerliği statüsü ve ebatlarında üretimi gerçekleştirilerek küresel nitelikte sertifikalandırıldı. Hatıra paranın ön yüzünde Şuhut Atatürk Evi'nin kabartma rölyefine yer verilirken, diğer tarafında 2D madeni para basım tekniğiyle Şuhut Belediyesi'nin logosuna yer verildi. Afyonkarahisar'da Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Zafer Meydanı'nda Endonezya Ramazan Sokak Festivali düzenlendi. Festivalde Afyonkarahisarlı vatandaşlar birbirinden renkli etkinliklerle adeta görsel şölen yaşadı. Endonezya Ramazan Sokak Festivali kent meydanını şenlendirdi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.
Ramazan etkinlikleri kapsamında bu kez de Endonezya Sokak Festivali gerçekleştirildi. Endonezya'dan gelen 50'den fazla misafir kendi yörelerine ait lezzetleri tanıttı, yemekler yaptı. Bununla da sınırlı kalmayan programda Endonezya'nın birbirinden farklı dansları ve gösterileri Afyonkarahisarlılar için sunuldu. Tabak ve saman dansları başta olmak üzere farklı enstrümanlarla da ilahi ve klasik müzik dinletisi sunan Endonezyalı ekip vatandaşlardan tam not aldı. Program sonunda konuşan Başkan Zeybek, Endonezya ne kadar uzakta olsa biz kardeş değil, kardeşiz dedi. Endonezya, uzak doğuda 17 bin adadan oluşan bir ülke de olsa biz kardeş değil, kardeşiz. Büyükelçimizin ifade ettiği üzere 276 milyon nüfusa sahip Müslüman ülkeleri içerisinde en fazla Müslümanın yaşadığı ender ülkelerin başında geliyor. Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal de, Türkiye'de Endonezya'ya normalde uzak doğu deniliyor ama asla uzak değiliz, yakınız. Çünkü Türkler hep kalbimizde, dedi. Türkiye'de Endonezya normalde uzak doğu deniliyor ama asla uzak değil, biz yakınız. Karena masyarakat Türkiye selalu ada dalam hati kami. Çünkü bizim için Türkler hep kalbimizdedir. Afyonkarahisar Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ilahi sanatçısı Hasan Dursun Afyonkarahisarlarla buluştu. Programa katılanlar arasında Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de vardı değerli izleyenler. Vali Çiçek burada yaptığı konuşmada Türkiye'de Afyonkarahisar konuşuluyor dedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in önderliğinde Afyonkarahisar'da Ramazan bir başkadır mottosuyla düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerinde birbirinden önemli sanatçılar Afyonkarahisarlılarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak ilahi sanatçısı Hasan Dursun, Zafer Meydanı'nda gerçekleşen konserde ilahi ziyafeti sundu. Birbirinden güzel ilahilerini Afyonkarahisarlılar için seslendiren Dursun'a, izleyiciler de eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Programda konuşan Başkan Zeybek, katılımın yoğun olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Ramazan'ı bu sene dolu dolu geçirelim istedik, idrak edelim istedik. Zaman zaman konuşmacıları, Türkiye Kur'an-ı Kerim, güzel Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olan kardeşlerimizi sizlerle buluşturduk. İlahi sanatçılarımızı sizlerle buluşturduk. Bugün de Hasan Dursun kardeşimizi özgün müzikleriyle sizlerle buluşturduk. İnşallah bundan sonra da bu meydanı farklı etkinliklerle sizleri buluşturmak istiyoruz. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de Türkiye'de Afyonkarahisar konuşuluyor dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Ben Afyonkarahisar'a atandığım günden beri Afyonkarahisar için gizemli şehir Afyon diyorum. Ve Afyon'u farklı bir il olarak tanımlıyorum. Her organizasyonda, her yatırımda Afyonkarahisar gücüne güç katıyor. Bu değişimi hep beraber görüyorsunuz. Türkiye'de Afyon konuşuluyor ve daha çok konuşulacak. Afyon sizlerin desteğiyle yukarılara çıktıkça çıkacak Allah'ın izniyle. Ayrıca böyle bir organizasyon, bilmiyorum, televizyonlarda da bakıyorum. Belki birkaç yerde daha vardır. Ama Afyonkarahisar'da birçok şey farklı olduğu gibi Ramazanlar da bir farklı. Ramazanlar da farklı olacak. İşte bu çocuklarımız bu ortamı yaşıyorlar. Bunlar hayatları boyunca unutmayacak. (Gülüyor)
Şuhut Kaymakamlığı tarafından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği düzenlendi. Programda konuşan Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, vatan için candan, maldan vazgeçmek hepimizin görevidir dedi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şehit ve gazi aileleri Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'ün düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. Programda iftar saatine yakın ilçe müftüsü Fatih Aytekin'in yaptığı duanın ardından okunan ezanla oruçlarını açan şehit aileleri ve gaziler bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Programda konuşan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "Sizler bizim başımızın tacısınız." diyerek şehit aileleri ve gazilere seslendi. Bugün çok muhterem, çok kutlu bir heyetle beraberiz. Şehit ailelerimizle beraberiz, gazilerimizle beraberiz. Sizler bizlerin başımızın tacısınız. Sizler bizim şerefimizsiniz, onurumuzsunuz. Hayatını kaybetmiş olan, Allah yolunda canını seve seve vermiş olan aziz şehitlerimize ben Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'se vatan için candan da maldan da vazgeçmek hepimizin mukaddes görevidir dedi. Vatan uğrunda, millet uğrunda bir kardeşten, bir eşten, bir evlattan vazgeçmek çok zordur. Bunun hepimiz farkındayız. Gazilerimiz için bir organından, canından bir parçadan vazgeçmek çok zordur. Bunun farkındayız. Ancak her şeye rağmen gururluyuz. Çünkü vatan için, millet için candan da, maldan da, efendim bir organdan da vazgeçmek bizim hepimizin mukaddes bir görevidir. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Afyonkarahisar Şuhut Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Ramazan-ı Şerif ayı dolayısıyla iftar programında bir araya geldi. Fatih Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına öğretmenler ve 200 öğrenci katıldı. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen iftar programında öğrenciler ilk kez bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Fatih Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iftar yapmaktan mutlu olduklarını söylediler. Bugün arkadaşlarımla iftar yapıyorum okulda. Çok mutluyum, heyecanlıyım. İlk kez arkadaşlarımla iftar yaptığım için güzel bir gün. Arkadaşlarımla iftar yapmak çok güzel bir şey. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Arkadaşlarla iftar yapıyoruz. Çok mutluyuz bu konuda. Öğretmenlerimiz de yanımızda zaten. Her zaman, her Ramazan bunu yapmak dileğiyle devam etmek istiyoruz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Vahit Akkaya, pandemiden sonra düzenlenen ilk etkinlik olduğunu söyledi. Okullarımız açılınca ve pandemi koşulları ortadan kalkınca ikincisini yapmayı düşündük. Ve bu şekilde bugün hep beraber güzel bir şekilde iftarımızı öğrencilerimizle beraber açtık. Herkes mutlu ve mutlu bir şekilde şu an toparlama aşamasındayız. Fatih Ortaokulu Müdürü Cengiz Öztürk düzenledikleri iftar programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu buluşmayı gerçekleştirmek hakikaten bizi memnun ediyor. Bu yıl yine öğrencilerimizden pandeminin arkasından ikincisini tekrar etmek isteği doğdu. Bu istek üzerine ikincisini yaptık. Kütahya Altıntaş Zafer İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Zafer Havalimanı'nı ziyaret etti. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı, çocuklara özel 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Kütahya Altıntaş Zafer İlkokulu'ndan 60 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama ve etkinlikler kapsamında Zafer Havalimanı'nı ziyaret etti. Müzik
Altıntaş Kaymakamı Mehmetcan İrdelp ve İlçe Mine Eğitim Müdürü İsmail Güven'in de katıldığı etkinlikte Zafer Havalimanı'ndaki çeşitli birimleri ziyaret eden ve modern bir havalimanının nasıl işletildiğini öğrenen çocuklar, Sun Express Brüksel uçağının karşılanma ve uğurlanma aşamalarında yakından görme olanağı buldu. Etkinlikte ayrıca sefer hazırlığındaki uçuş ekibi de çocuklarla eğlenceli bir söyleşi gerçekleştirdi ve onların havacılıkla ilgili meraklı sorularını yanıtladı. ...23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde minikler bir günlüğüne nüfus memuru oldu. Kameraların karşısına geçen miniklerin çektikleri kısa film ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nüfus hizmetlerini bir günlüğüne minikler verdi. Çekilen kısa film ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mesaiye gittim önce ben nüfus kreatörüne ve yerleşim yeri belgesi alacaktım. Efendim neden bu kadar zahmete girip yoruldunuz ki? E-Devlet'te hepsi mevcut istediğiniz zaman ve mekanda bunları alabilirsiniz. Ayrıca artık boş bir komuta adres beyanıyla E-Devlet'te yapılabiliyor. Bayat Kaymakamlığı İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından 23 Nisan'a özel hazırlanan kısa film sosyal medyada beğeni topladı. Şu arada ikram ediyor musunuz? Bir tane alabilir miyim? Efendim vatandaşlarımıza kahveci ikramımız her zaman mümkün. Ancak bizim üçü bir arada dediğimiz kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi. Üç işlemin de başvurusunun aynı anda yapılabilmesi. Teşekkürler. Videoda kurum yöneticileri ve memurların koltuğuna oturan minikler, adres beyanı, değişikliği, nüfus cüzdanı çıkarma gibi hizmetlerden yararlanmak için kuruma gelen aynı yaştaki küçük çocuklara yardımcı oldular. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarıyım. Yaşlı bir teyzemin kimlik kartına başvuracak. Ancak bilmiyorum ne yapabiliriz? Efendim, buraya kadar gelmesine hiç gerek yok. Adreste nüfus hizmetimiz var. Arkadaşlarımız teyzenin kimlik kartına başvurursa... Evinden alarak ilk kimlik kartını postayla evine kadar ulaştırırlar. Çocukların filmdeki performanslarıysa profesyonel oyunculara taş çıkarttı. Şu arada ikram ediyor musunuz? Bir tane alabilir miyim? İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına Afyonkarahisar Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri tarafından tepki gösterildi. Afyonkarahisar Genç İnsan Hak ve Hürriyetlerinden İsrail'e tepki. Afyonkarahisar Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri Filistin'e destek amacıyla İmaret Camii'nde sabah namazı sonrası bir program düzenledi. Programda konuşan Genç İHH Afyonkarahisar Başkanı Muhammed Emin Zengin, Mescid-i Aksa'nın bir Yahudi mabedine çevrilmek istediğini belirterek şunları söyledi. Kıblemiz, miracımız, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz olan Kudüs, bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kalmıştır. İsrail'in bu saldırıları artık kronikleşmiş, Müslümanların her bayramı öncesi Mescid-i Aksa hedefe konularak bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir. Ramazan ayının sonunda yaşanan olaylarda İsrail yine Mescid-i Aksa üzerine saldırıya geçmiş, Müslümanların tüm Filistin coğrafyasından başlamak üzere dünyanın her yerinde İsrail Siyonist politikalarına karşı ayağa kalkması neticesinde İsrail geri adım atmış, sonun başlangıcını yaşamışlardı. Tekbir getiren grup daha sonra dağıldı. Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Ölen çocuğun yakınlarının sözleri ise yürekleri dağladı. Kaza Denizli'de meydana geldi. Evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit'e Mehmet Ağa İdaresi'ndeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölge gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının doğum gününe 11 gün kala hayatını kaybeden çocuğun cansız bedenine bakarak "Ne olur son bir kez göreyim." sözleri yürekleri dağlarken baba ise zor sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'da bir süredir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde bulundu. Bir süredir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde bulundu. Konya'nın Merkez Meram ilçesinde ikamet eden Özbekistan uyruklu kadından bir süredir haber alamayan arkadaşları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve çilingir sevk edildi. Kapının zile basılmasına rağmen açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Bunun üzerine adrese sağlık görevlileri çağrıldı. Polisin ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede bıçaklandığı tespit edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği belirlenen kadını öldüren şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için çalışma başlatıldı. Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangında 30 dekar karaçam ormanı yandı. Manisa'da Karaçam Ormanı alev alev yandı. Alaşehir ilçesine bağlı Bahçedere Mahallesi Arapdere mevkiinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekar alan yandı. Yangına yaklaşık 50 yangın söndürme ekibi, Evrenli ve Bahçedere Mahallesi sakinleri, 8 arazöz, 1 tanker, 4 ilk müdahale aracıyla ekiplerin yoğun mesaisi sonucu yangın yaklaşık 2 saatin sonunda kontrol altına alındı. Daha sonra ise soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yasin! Aydın'da çarşı ve mahalle bekçileriyle hırsızlık şüpheleri arasında yaşanan kovalamacada bir bekçinin bacağı demir kapının demirlerine saplandı. Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı. Olay Aydın'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki bir ikamette hırsızların olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Çarşı ve mahalle bekçilerinin geldiğini gören hırsızlık şüphelileri sokak üzerinde bir anda kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu bir şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Diğer şüphelinin de peşine düşen bekçiler şüphelinin demir kapı üzerinden kaçtığını fark etti. Hırsızlık şüphelisini yakalamak için demir kapı üzerinden geçmeye çalışan S.Y. isimli bekçi, ayağının kayması sonucu bacağı demir kapıya saplandı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bacağından yaralanan bekçi, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler de kaçan diğer hırsızlık şüphelisini yakalamak için bölgede geniş çapta çalışma başlattı. Denizli'de yolda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan yaşlı adam hayatını kaybetti. Yolda yürürken aniden yere yığılan yaşlı adam, yapılan kalp masajlarına rağmen ambulansta hayatını kaybetti. Olayın adresi Aydın. Yemin ederim ölsek
Yolda yürürken aniden fenalaşan yaşlı adam bir süre duraksadıktan sonra elini kalbine koyarak yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar yere yığılan adamı kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. 112 acil çağrı merkezini arayan vatandaşlar yere yığılan adama sağlık görevlileri gelene kadar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı adama kalp masajı yaptıktan sonra ambulansa aldı. Burada da müdahalelere devam eden görevliler, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Konya'da hafif ticari araçlı otomobil çarpıştı. O kazada bir kişi yaralandı. Hafif ticari araçlı otomobil çarpıştı. Kazanın adresi Konya'nın Seydişehir ilçesi. Seyir halinde olan otomobil hafif ticari araçla otogar kavşağında çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eskişehir'de bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 48 kişiye idari para cezası uygulandı. Kumar operasyonunda fayans zemine gizlenen uzaktan kumandalı raylı sisteme sahip tombala makinesi dikkat çekti. Tombala makinesini koydukları bölüm. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Güllük Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında adrese operasyon düzenlendi. Dernek binası içerisinde kumar oynadıkları belirlenen 48 kişiye 87.312 TL para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan S.İ. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlama ile mühür bozma suçlarından yasal işlem yapıldı. Kumanda aracılığıyla... Bina içerisinde yapılan aramada mutfak bölümünde fayans zemine gizlenmiş vaziyette tombala makinesi bulundu. Yapılan incelemelerde tombala cihazının elektronik raylı sistemle zemine saklandığı ve uzaktan kumanda yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildiği anlaşıldı. Kumandayla düzeneği çalıştıran polis ekipleri cihazın içerisinde tombala makinesi, tombala kartları ve çekiliş topları ele geçirdi. Konya'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Konya'da polis zehir tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ve Seydişehir Narkotik Grup Amirliği'nce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla ortaklaşa çalışma gerçekleştirildi. Seydişehir-Antalya çevre yolu uygulama noktasında uygulama yapan ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada 181 gram eroin, 83 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait mermi ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin diğer bir ihbarı değerlendirerek Antalya'dan gelen bir araçta yaptığı aramada ise 46 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.
Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal Türk ekranlarından mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Hakem hataları nedeniyle şimdiye kadar kaybettiği puanlarla playoff hattından uzaklaştırılmaya çalışılan Afşat Afyonspor, dün Bayburt deplasmanında büyük şok yaşadı. Maçın hakemi Enver Aydın, Afyonspor'dan 5 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışı bırakınca mor beyazlı takım sahada 6 kişi kaldı ve maç tatil edildi. Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Afşat Afyonspor yine hakem hatalarının kurbanı oldu. Maça Afyonspor daha atak başladı. Ancak gol ev sahibi takımdan geldi. 3. dakikada gelişen Bayburt atağında faul atışından gelen ortaya arka direkte Emre Şahin vurdu ve topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bayburt onurla kullandığı atışı ceza alanına doldurulan top demarke vaziyette vuruş ve maalesef 28. dakikada gelişen bir başka Bayburt atağında Mehmet Taşçı'nın sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Ömer Yıldız bekletmeden isabetli bir şutla topu filelere göndererek Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 öne geçirdi. Bayburt ile Özel İdare çabuk kullandılar. Ceza alanına doğru bir orta ve maalesef ikinci gol ön direkte. İlk yarı Bayburt'un 2-0 galibiyetiyle sona ererken devre arasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Devre arasında yaşanan bu gerginlik sırasında maçın hakemi Enver Aydın, Afşat Afyonspor'dan Fatih Akta ile Bayburt'tan Ömer Yıldız'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Evet, hakem elini cebine götürdü. Fatih Aktay kırmızı kart, Ömer Yıldız kırmızı kart. Maalesef birer oyuncu ve iki takım da ikinci yarıyı 10'ar kişiyle oynayacak. İkinci yarıya atak oynayan takım yine Afyonspor oldu. 52. dakikada gelişen mor beyazlı takım atağında Bayburtlu futbolcuların ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmelerine itirazda bulunan Nazmi Can Doğan da bu itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü ve Afyonspor sahada 9 kişi kaldı. Tehlikeli bir serbest atış ama orada Ali Fırat Okur'un bir müdahalesi var. Eğer Ali Fırat Okur o müdahale sonrasında sakatlandı. Bu arada Nazmi'nin hakeme yoğun itirazları var. Ali Fırat Okur serbest atışta ceza alanına gelen topu bir müdahalede bulundu ve ondan sonra kendini yere bıraktı. Şu anda maçın hakemi evet maalesef Nazmi'nin yoğun itirazları. Aslında Afyonspor oyuncular çabuk demoralize oldu. Sahada 9 kişi kalmasına rağmen maçı bırakmayan mor beyazlı futbolcular 70. dakikada kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan faul atışı kazandı. Erhan Şentürk'ün kullandığı faul atışında top barajın ve kalecinin bakışları arasında köşeden filelerle buluştu ve Afyonspor skoru 2-1 yaptı. Erhan geldi topun başına. Erhan kullandığı çok klas bir şekilde topu ağlara gönderdi. Erhan Şentürk dakika 70 Bayburt Genç Osman Stadyumunda. Afşat Afyonspor skoru 2-1'e getiriyor. 77. dakikada Afşat Afyonspor'dan bu kez Erhan Şentürk hakemin anlaşılmaz kararıyla kırmızı kart görünce mor beyazlı takım sahada 8 kişi kaldı. Bu sefer de yapmış sanki. Bu arada hakem tekrar kartına başvuruyor şu anda ve bir kırmızı kartla maalesef Erhan Şentürk'e çıktı. 84. dakikada gelişen Bayburt atağında 18 içinde topla buluşan Onur Kolay rahat pozisyonda fileleri görerek takımını 3-1 öne geçirdi. 83. dakika müsabakada Emre şutunu çekti. Top maalesef yine bir talihsizlik. Hakem yan hakem orada offside bayrağını kaldırmadı. Maçı çığırından çıkaran karşılaşmanın hakemi Enver Aydın 88. dakikada Afyonspor'dan Yakut Yiğit'i de kırmızı kartla oyun dışı bırakınca mor beyazlı futbolcular kırmızı kart sayısını 5'e tamamlayıp maçın tatil edilmesini sağlamak için itirazlarını sürdürdüler ve bunun sonucunda Taha Can Velioğlu da kırmızı kart gördü. Maçı 2-2 biter. Evet, bir kırmızı kart daha gösterdi. Maalesef Yakut Yiğit de kırmızı kart gördü. Galiba maç bir kırmızı kart daha görürse Afşat Afyonspor'lu oyuncular bana göre görsünler ve müsabakayı hükmen bitirsinler. Bu hakeme en büyük cevap olur. Müsabakayı hükmen sonlandırdı Afşat Afyonspor'lu oyuncular. Galiba orada bir kişiye daha kırmızı kart çıktı şu anda onu.
Afşatafyonspor'dan 5 oyuncunun kırmızı kart görmesi üzerine maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti. Maçla ilgili kararı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu verecek ve Afşatafyonspor 3-0 mağlup ilan edilirken kırmızı kart gören 5 futbolcu son 2 haftada büyük bir ihtimalle forma giyemeyecek. Israrla 2-2 bitmesi için. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta playoff hattını yakından ilgilendiren Bayburt Özel İdare Spor Afşatafyonspor maçında tam anlamıyla hakem faciası yaşandı. Ev sahibi takımdan bir oyuncuya kırmızı kart gösteren maçın hakemi Enver Aydın, Afyonspor'dan 5 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışı bırakarak maçı tatil etti. Evet, yedek kulübesinden de bir kişi kırmızı kart. Sarı kart gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan istifaların ardından meydan hakemlerin insafına kaldı. Playoff'a yükselme mücadelesi veren iki takım arasında Bayburt'ta oynanan karşılaşmada Afyonspor'un kaybetmesi için elinden geleni yapan maçın hakemi Enver Aydın'ın basit itirazlara bile anında kırmızı kart göstermesiyle Afyonspor sahadan 6 kişi kaldı ve bunun üzerine maç tatil edildi. Şu anda ve bir kırmızı kartla maalesef Erhan Şentürk'e çıktı. Şimdi ekranlarınıza yorumsuz olarak maçın devre arasında gösterilen kırmızı kartlar ile ikinci yarıda Afşatafyonsporlu futbolcuların gördüğü kırmızı kart pozisyonlarını getiriyoruz. Evet, hakem elini cebine götürdü. Fatih Aktay kırmızı kart, Ömer Yıldız kırmızı kart maalesef. Baktı ceza alanına Celal, kesti topu, tehlikeli bir serbest atış. Ama orada Ali Fırat Okur'un bir müdahalesi var. Eğer Ali Fırat Okur o müdahale sonrasında da sakatlandı. Bu arada Nazmi'nin hakeme yoğun itirazları var. Ali Fırat Okur serbest atışta ceza alanına gelen topu bir müdahalede bulundu ve ondan sonra kendini yere bıraktı. Şu anda maçın hakemi, evet maalesef, Nazmi'nin yoğun itirazları. Afşatafyonspor oyuncular çabuk demoralize oldu. Tek seferde yapmış sanki. Bu arada hakem tekrar kartına başvuruyor şu anda. Ve bir kırmızı kartla maalesef Erhan Şentürk'e çıktı. Maçı 2-2 biter. Evet, bir kırmızı kart daha gösterdi. Maalesef Yakup Yiğit de kırmızı kart gördü. Müsabakayı hükmen sonlandırdı Afşatafyonsporlu oyuncular. Halbuki orada bir kişiye daha kırmızı kart çıktı şu anda onu. Evet, yedek kulübesinden de bir kişi kırmızı kart. Sarı kart gösterdi. Evet. Evet, yedek kulübesinden de bir kişi kırmızı kart. Sarı kart gösterdi. Evet. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün Serik Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Sakaryaspor AŞ, ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan ederek TFF 1. Lig'e yükseldi. Playoff hattındaki takımların mücadelesi ise sürüyor. Afşatafyonspor'un mücadele verdiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 36. hafta karşılaşmaları dün oynandı. Haftaya en yakın takipçisi Bodrumspor'un 8 puan üzerinde giren lider Sakaryaspor, Serik Belediyespor deplasmanında kazandığı galibiyet sonrası şampiyonluk turuna attı. Playoff hattında bulunan takımlardan ikinci sıradaki Bodrumspor haftayı 1 puanla kapatırken 3. sıradaki 1461 Trabzon Futbol Kulübü deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'u tek golle mağlup ederek playoff'a yükselmeyi garantiledi. Ligin 4. sırasındaki Sivas Belediyespor ise kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta Diyarbakırspor'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet Sivas ekibine rahat bir nefes aldırdı. 5. sıradaki Çorum Futbol Kulübü ise kendi evinde büyük bir şok yaşadı. Düşme potasındaki takımlardan Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne ev sahipliği yapan Çorum Futbol Kulübü sahadan 5-2 yenik ayrılarak haftayı puansız kapattı. Ancak 5. sıradaki yerini korudu. Playoff hattının 1 puan gerisinde bulunan Silahtaroğlu Vanspor'da kendi evinde 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olarak ilk 5 takım arasına girme yarışında büyük yara aldı. Playoff hattını yakından ilgilendiren Bayburt Özel İdare Spor Afşatafyonspor maçı ise Afyonsporlu 5 futbolcunun kırmızı kart görerek sahada 6 kişi kalması üzerine maçın hakemi tarafından tatil edildi. Bu müsabaka ile ilgili kararı Profesyonel Futbol Kulübü verilmişti.
verecek ve Bayburt Özel İdare Spor 3-0 hükmen galip ilan edilecek. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. Bayburt Özel İdare, Afşatafyon Spor tatil, Etimesgut Belediye 4, Turgutlu Spor 1, Bodrum Spor AŞ 0, İnegöl Spor 0, Sarıyer 2, Adıyaman Futbol Kulübü 2, Silattaroğlu Van 0, 1461 Trabzon FK 1, Sivas Belediye Spor 2, Diyarbakır Spor 0, Serik Belediye Spor 1, Sakarya Spor AŞ 2, Soma Spor 0, Ankara Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 2, Anadolu FK 5, Kahramanmaraş 1, Ergenevelli Meşe 1. İNG Basketbol Süper Ligi'nde dün Frutti Ekstra Bursa Spor ile deplasmanda karşılaşan HDI Sigorta Afyon Belediye Spor rakibine 94-59 mağlup oldu. Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi takım baskılı başladı ve birinci periyodu 29-11 önde kapattıktan sonra devre arasına da 43-24 önde girdi. Müsabakanın 3. çeyreğinde aradaki sayı farkını aşmaya başlayan ev sahibi takım Frutti Ekstra Bursa Spor bu periyodu 76-41 galip kapattıktan sonra maçın son çeyreğinde daha rahat bir oyun ortaya koydu ve sahadan 94-59 galip ayrıldı. Frutti Ekstra Bursa Spor'da Onur Alp Bitim 18 sayıyla oynarken HDI Sigorta Afyon Belediye Spor'da ise Marko Filipovic'e 19 sayı kaydetti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.